Herkese merhaba. Bugün sizlere Revit'te çatı eğimi yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedeceğim. Çatı eğimi nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğim. Bunun için öncelikle bir çatı oluşturalım. Level 2'ye geliyorum. Ve roof sekmesi altında roof by footprint'i seçerek çatımı oluşturacağım. 60 cm bir saçak uzunluğu verdim. Ve çatımı sınırlarını belirledim. Bu arada beşik çatı yapmak istiyorum. O yüzden bu kenardaki eğimi, definite slope'un tikini kaldırarak eğimi de kaldırmış oldum. %33 değerinde bir eğim gireceğim. Bunun için slope değerini 33 derece yapıyorum. Şimdi çatımı oluşturdum. Bir de 3 boyutlu görüntüden bakalım. Şimdi ise çatıyı oluşturduğumda eğimin doğru olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için bir kesit alıyorum. Ve kesit görüntüsüne gidiyorum. Kesit görüntüsünde annotate kısmından eğimimi kontrol ediyorum. Buradaki değer 1649 gibi, yani %33'ten bağımsız, alakasız bir değer çıktı. Az önce girmiş olduğumuz %33 aslında çatımızın açısıdır. Çatının açısını kontrol ettiğimde açının %33 olduğunu fark ediyorum. Fakat bunu nasıl düzelteceğim? Şimdi tekrar level 1'e geliyorum. Bunun için küçük bir hesaplama yapacağız. Architecture sekmesinde Modern Line'a gelip çatının %33 eğiminden derecesinin kaç olacağını hesaplayacağız. Bunun için bir üçgen çizeceğim. 100 değerini girdim. Eğim değerimi giriyorum. Yani 33'e giriyorum. Ve açımı kontrol ediyorum. 18.26. Demek ki 33 yerine 18.26 değerini girdiğimde benim çatım doğru olacaktır. Tekrar level 2'ye gidiyorum. Çatımı editliyorum. Ve buradaki eğimlerimi seçerek 33 yerine 18.26 değerini girdim. Evet, virgül kabul etmedi. 18.26. Okey dedim. Şimdi tekrar çatımı kontrol ediyorum. Kestime geldim. Evet. Bu sefer 1333, yani %33'lük bir eğimle doğru bir şekilde çatı çizmiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı videolar için beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda daha farklı çatı çeşitleri nasıl yapılır? İşte tonos çatı nasıl yapılır? Kırma çatı nasıl yapılır? Veya çatılarda mesela baca boşlukları nasıl açılır gibi bilgi videoları da gelecektir. Herkese iyi günler dilerim.